Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün piyasalarda bir miktar geri çekilme var. Aslında bu bizim sürekli yaşadığımız bir olay. Yani bildiğiniz gibi cuma günü arkadaşlar piyasaya para girişi oluyor akşam. Bunun sebeplerini daha önce anlatmıştım sizlere. Pazar günü de özellikle geceden sonra sabaha karşı bir miktar para çıkışı oluyor. Şu andaki bu geri çekilmeler de bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı edecek bir durum görmüyorum arkadaşlar. Zaten her zaman dediğim gibi boğa piyasasında her geri çekilme alım fırsatıdır. Şimdi bu geri çekilmeleri de değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Özellikle son bir haftadır tüm altcoinlerde %100'den fazla artışlar gördük arkadaşlar. Bu yüzden yani %100'den fazla gelen artışlarda da böyle %10'luk, %20'lik geri çekilmeler gayet normaldir. Ki bu durum da zaten dediğim gibi her pazar bizim yaşadığımız bir olay. Yani herhangi bir ters giden bir durum görmüyorum. Zaten birazdan altcoinlerin BTC bazındaki grafiklerine baktığımız zaman özellikle günlük bazda çok önemli trendlerin kırıldığını göreceğiz arkadaşlar. Ve dün haftalık bazda kapanışlar geldi. Ben şu anda altcoinler adına hala olumluyum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Boğa piyasasında her geri çekilme alım fırsatıdır. Şimdi sizlerle birlikte düşüşleri değerlendireceğiz. Şimdi sevgili dostlar, Bitcoin'e baktığımız zaman şöyle günlük bazda bir bakalım. Mesela günlük bazda arkadaşlar bu gece 3'te gelecek olan MUM'u biz bu şekilde kapatırsak bu önümüzdeki günlere olumlu yansır. Bitcoin adına konuşuyorum. Çünkü arkadaşlar bu neyi gösteriyor? Bakın geri çekilme gelmiş. MUM'un aşağıya doğru iğnesi var. Fakat gövdesi yok denecek kadar az. Özellikle biraz daha yukarıda kapattığımız zaman bu bize şunu söyleyecek. Geri çekilme olmuş fakat geri çekilmenin neredeyse hepsi satın alınmış. O yüzden MUM'u özellikle biraz daha gövdeyi yukarıda kapatabilirsek piyasaya olumlu yansır. Her zaman diyorum arkadaşlar ciddi kırılımlar geldi. Çok önemli kırılımlar geldi altcoinlerde ve Bitcoin'de. O yüzden şu anda ki tüm geri çekilmeleri piyasadaki botlar ve yatırımcılar toplar. Bu gece gelecek olan günlük MUM'lar da bize zaten bunları gösterecek gibi duruyor. Şu anda günlük bazdaki MUM'un kapanışı gece 3'te gelecek. Fakat dediğim şekilde gelirse önümüzdeki günlere olumlu yansır. Günlük bazda bunu takip edebilirsiniz. Onun dışında 4 saatlik bazda hala bulutun üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Geri çekilmelerde bulut noktasının destek olarak çalışmasını bekleriz. Yani bir kere daha aşağıya doğru basabilirler. Bassalar bile arkadaşlar 44 bin dolar seviyesi bence destek olarak çalışacaktır. Ve biz 4 saatlik bazda şu anda aşağıya doğru bir bulut kırılımı gelmesini beklemiyorum. Bulutun üstünde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleriz. Yukarı yönlü trendin devam ettiğini gösteriyor. Yani şu anda bence panik yapacak bir durum söz konusu değil. Hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde. Bitcoin'de şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi altcoin'leri değerlendireceğim. Altcoin'le alakalı ONT'u çok fazla isteyen bir grup arkadaş var. Dostlar ben bu ONT'u zaten değerlendirmiştim haftalık bazda. Çok ucuz olduğunu söylüyordum arkadaşlar. Hatta ben değerlendirdiğim zaman da fiyat tam olarak buralardaydı. Yani ONT'u değerlendirmiyor değiliz. Bence ONT da haftalık bazda ucuz olan coinler arasında baktığımız zaman fiyatı çok ciddi manada dip seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Yani ONT'la alakalı detaylı bir altcoin analizi hazırlamıştım bir videoda. Orada değindim arkadaşlar. Değinmediğimiz bir coin değil. Onun dışında ONT'a da baktığımız zaman hazır açmışken bakalım. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar günlük bazdaki bakın şu MUM'un kapanışı piyasaya olumlu yansır. Yani geri çekilme oluyor fakat geri çekilmenin neredeyse %95'i satın alınmış durumda şu anda. Buralarda kapattığımız zaman günlük bazda bu MUM arkadaşlar piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ben yükselişlerin devam edeceği düşüncesindeyim. Onun dışında 4 saat baza baktığımız zaman da hala bulutun üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir miktar daha geri çekseler bile burada bulutun üstünde kaldığımız sürece yükseliş trendi devam eder. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. O yüzden altcoinler adına panik yapacak bir durum yok arkadaşlar. Şimdi Neo'nun BTC bazındaki grafiğini açacağım sizlere. Neo'nun BTC bazındaki grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar özellikle günlük bazda çok ciddi trend noktalarının kırıldığını görüyoruz. Bakın şu anda Neo'nun günlük bazda BTC grafiği açık arkadaşlar. Ve bakın aylardan beri gelen bir düşüş trendi şu anda Neo'da kırılmış durumda. Bakın Neo'nun fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar. Bulutun üstüne atmış şu anda kendisini fiyat. Ve burada dün gelen Doji ile birlikte bakın şurada bir Doji mumumuz oluşmuş arkadaşlar dün. Onunla birlikte bir miktar geri çekilme geliyor. Yani bulut noktasını kırıyor arkadaşlar.
Bolt'u kırdıktan sonra geri çekilmiş, retestini yapmış ve geri çekilmenin neredeyse %90'dan fazlasını satın almışlar. Yani şuradaki aşağıya doğru iğneli mum bize bunu söylüyor arkadaşlar. Ki zaten biz bunu gerçekleşmeden önce konuşuyorduk sizlerle. Boğa piyasasında her geri çekilme alım fırsatıdır. Şu anda hem altcoin'ler hem de Bitcoin ciddi trendleri kırmış durumdalar arkadaşlar. O yüzden şu anda piyasadaki botlar, algoritmalar geri çekilmeleri toplar. Ve şu anda böyle olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında 4 saat fazı geçtiğimiz zaman da bakın hala yükseliş trendi. Bulut'un üst noktasında fiyatlanma devam ediyor. Onun dışında XTZ ile alakalı, yani XTZ de arkadaşlar günlük bazda bakın burada Bulut'un üst noktasını zorladığını görüyoruz şu anda. Bir miktar satış yemiş olsa bile bakın günlük bazda aynı mum mevcut. Aynı diğer coinlerde olduğu gibi aşağıya doğru oldukça iğneli bir mum. Bu da XTZ'de geri çekilmelerin büyük oranda satın alındığını gösteriyor. Onun dışında XTZ ile alakalı haftalık bazda all time high geldi arkadaşlar. Bakın burada haftalık bazda grafiğine baktığımız zaman gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde bir kapanış yaptı. Şimdi bu durumu zaten bekliyorduk. Hatırlarsanız 2 dolarlardan beri XTZ'ye değiniyoruz arkadaşlar. Buradan başlayan hareketin minimum 6 dolara kadar gitmesini beklerim diyordum sizlere. Şu anda bakın şuradaki mumun iğnesine baktığımız zaman 5.90 dolarlardan döndüğünü görüyoruz. Fakat bu coin'de bonus bir durum var. Şimdi haftalık bazda kapanış geldi. Geri çekilmesini yaptı. Geri çekilmeyle birlikte alıcısını da buldu. Şu anda hala gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde fiyatlanıyoruz. Şuradaki tepenin üstünde fiyatlanıyoruz arkadaşlar. Yani bu coin artık her an böyle yukarıya doğru ani hareketler yapmaya bence müsait. Yani şu anda bu kapanış haftalık bazda geldiği için belki yarın gelir, belki bir sonraki gün gelir, belki 10 gün sonra gelir arkadaşlar. Ama şu anda böyle bir potansiyeli mevcut yani XTZ'nin. Benim de elimde XTZ'ler mevcut. Çok uzun zamandan beri analizini yapıyoruz zaten. Ben tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. XTZ'de de son durum bu şekilde. Onun dışında buradan dominansı incelediğimiz zamanla dominans da tüm altcoin'ler için oldukça önemli arkadaşlar. Dominansa 4 saatlik bazda düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada dün geceki düşüşle birlikte dominansta biz artış gördük. Fakat bu artış aynı şu bölgelerde olduğu gibi buluta değdi ve oradan yönünü tekrar aşağıya çevirdi. Yani herhangi bir bulut kırılımının gelmediğini görüyoruz arkadaşlar. Doğal olarak dominansta 4 saatlik bazda hala düşüş trendimiz devam ediyor. Hem 4 saatlik bazda devam ediyor hem de günlük bazda devam ediyor arkadaşlar. Düşüş trendleri devam etmekte. Bu da altcoin'lerin lehine olan bir durum. Şimdi Dash ile alakalı çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar Dash'i haftalık bazda değerlendirdik. Hatırlarsanız bakın şu bölgelerdeyken Dash oldukça böyle dip fiyatlardayken 105 dolarlardayken haftalık bazda bulut kırılımı geldi. Şu anda geri dönüp testini yaptığını ve yukarıya fırlamaya hazır olduğunu konuşuyorduk arkadaşlar. Beklediğimiz fırlama geldi. Yani genelde coinlerde hedef geldikten sonra çok fazla değinmiyorum. Genelde sıkıntı çıkaran coinlere değinmeye çalışıyorum. Yani Dash de şu anda güzel bir hareket gelmiş durumda arkadaşlar. Ben bu hareket Dash'te çok ani geldiği için elimdeki Dash'lerin bir miktarını sattım. Hepsini satmadım arkadaşlar. Bir miktar sattım. Çünkü bu yükseliş beni tatmin etti açıkçası. Yani 120 dolarlardan aldığım Dash 300 dolarları gördü. Bu yükseliş benim için yeterli olduğu için elimdeki Dash'lerin yarısını sattım. Bunu da diğer coinlere dağıttım arkadaşlar. Yani yarısını satmış durumda. Hepsini satmadım. Buradan düşüş gelecek diye değil. Bu tamamen benim için yeterli bir yükseliş olduğu için sattım arkadaşlar. Yarısını satmış bulunuyorum. Onun dışında Dash ile alakalı 4 saatlik bazda bir durum var. O takip edilebilir. Yani 4 saatlik bazda baktığımız zaman arkadaşlar bakın buradaki 4 saatlik bazda kapanışlarda eğer ki şurada gördüğü tepenin üstünde bir kapanış yapamazsa kısa vadede bir miktar Dash'te geri çekilmeler beklenebilir. Ama üstünde kapatırsa yükselmeye devam eder. Yani Dash'te de son durumlar bu şekilde. Yani bu yükselişler gelmeden önce değerlendirmiştik Dash'i. Yani Dash'te de son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında XRP'ye baktığımız zaman XRP 4 saatlik bazda bulutun üstünde fiyatlanıyor. Geri çekilmelerde bulut noktasını destek yapıyor. O yüzden yukarıya gitme potansiyeli hala benim gözümde yüksek şu anda XRP'nin. Özellikle burada bir çanak bulut formasyonu var diyebilirsiniz. Yani buradaki önemli olan nokta arkadaşlar şurada gördüğümüz tepenin üstünde bir kapanış yapmak. Buna da baktığımız zaman 64 centlere denk geliyor. 64 centin üstünde bir kapanış yaptığımız zaman hızlı bir şekilde açıkçası XRP'nin 1 dolarlara doğru gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Şu anda bu potansiyel teknik olarak mevcut XRP'nin. 22 Şubat'ta da mahkemesi var.
Ya muhtemelen tahminimce arkadaşlar mahkemeyle alakalı olumlu bir haberin düşmesiyle birlikte buradaki bu çanak kulüp formasyonunun çalışmasını beklerim şahsen. Günlük bazda baktığımız zaman da bakın burada kendisini bulutun üst noktasına attı. Geri çekildi. Geri çekilmedi. Bulutun üst noktasını destek yaptı şu anda. O yüzden böyle yukarıya doğru fırlamaya her an müsait görüyorum XRP'yi. Altcoin'ler adına gördüğüm şu anda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz.